Manşete hoş geldiniz. Hafta sonundan hafta başına damgasını vuran üç gelişme var. İlki Erdoğan'ın Hatay konuşması. O yoksa yardım yok manasına gelen konuşma. İkincisi Dem Parti'de Başak Demirtaş bilmecesi halen çözülmüş değil. 9 Şubat'a ertelendi. Ve üçüncüsü e, Gaye Erkan gitti Merkez Bankası'nda ve Merkez Bankası'nda bir görev değişimi oldu bu. Bu üç konuda da konuşulmayan konuları Gizlenen konuları veya değinilmeyen konuları ele alacağız. Önce deprem konusuyla başlayalım. Depremin e, birinci yıl dönümü. 6 Şubat esasen. Ama bugün, yarın ve sonraki günde belli ki birkaç gün daha bu konuşulacak. Ve haber ekipleri de işte bölgeye gittiler. E, görüntüler çekiyorlar. Hala sobasız çadırlar olduğunu, hala konteyner kentlerin bitirilmediğini filan anlatıyorlar. Bir yıldır neredelerdi? O da ayrı bir hikaye. Çünkü deprem olduktan sonra seçim satım haline girilmişti. 3 ay vardı seçime. Şubat'ta oldu Mayıs'ta iki seçim vardı iki turlu seçim vardı ve bir ay kadar falan deprem konusu medyanın gündeminde kaldı ondan sonra hiçbir şey yokmuş gibi bütün ekipler tasını tarana topladı tıpkı siyasetçiler gibi İstanbul'a Ankara'ya döndüler şimdi bugün bir takım belgeseller yayında mühim işler yapılıyor bir şey demiyorum ama ya yani birinci yıl dönümünde hatırlatıl hatırlanması bir bilançosunun çıkar çıkarılması mühimdir fakat bunun sürekli devam eden devam ede gelen bir biçimde gündemde tutulması gerekir. Yani 365 gün unutup, 5 gün hatırlanacak bir konu değil. Hatay, Adıyaman, sadece Hatay da değil, Adıyaman, Kahramanmaraş, Urfa, Mardin, Gaziantep her yeri yıktı. Adana'yı da yıktı. Mahir Gıra isimli e, görsel iletişimci bu grafiği hazırlamış. O yoksa yardım yok. Erdoğan'ın e, lafına atfen. Ama Erdoğan'ın e, manşetlerdeki ifadeleri daha farklıydı. Yani yandaş medya Erdoğan'ın bu laflarını kullanmadı nedense. Manşete çıkarmadı. Manşete söz verdik mi yaparız ifadesi çıkarıldı ki göreceğiz. Birazdan bakacağız söz verdiği sözü tutmuş mu? Her baba yiğidin harcı değil. Hürriyette bunu başlığa çıkarmış. Biz söz verdiysek yaparız. Ama böyle yaparız. Lafola beriye, beriye gele yok falan. Bir yılda 319 bin konut vaadi gerçekleşmekten çok uzak BBC grafiği. Başka grafikler de var. BBC Türkçe'nin sitesine girdiğinizde görebilirsiniz. Hatay İnşaat Mühendisleri Odası Hatay'da ihtiyaç duyulan konut sayısını 250 bin olarak açıkladı. Şu ana kadar yapılan konut sayısı ise sadece 7200 dedi. Ki işte Erdoğan'ın biz verdiğimiz sözü tutarız meselesi. Ama verilen söz de böyle değildi. Yani verilen sözlere baktığınızda 6 Şubat depremlerinden sonra 31 Mart'ta Erdoğan yaptığı konuşmada 319 bini bir yıl içinde olmak üzere 650 bin yeni konut yapacağız dedi. Yani 319 bini bir yıl içinde diye vaat edilen söz verdik mi tutarız diyen Erdoğan sadece 7200 konutu teslim etti. Yani yüzde kaçı teslim edilmiş varın siz hesap edin. Diğer rakamlara bakılabilir ben çok fazla rakamlara boğmak istemem ama durum budur. Yani depremin açtığı yara kanamaya devam ediyor. Ki zaten birinci önceliğimiz kentsel dönüşüm diyerek de iktidar bu konudaki tutumu saklamıyor. Yani buradan acaba kendimize nasıl bir zenginleşme çıkarırız? Ya da siyasi rant. Oy varsa hizmet var yoksa hiçbir şey yok. Sözcü de böyle haber olmuş. Oy tehdidi diye Cumhuriyet'te de manşet olmuş. Ama dediğim gibi iktidara yakın gazetelerde bunlar yok. Fakat asıl dramatik olan Cumhuriyet'in e, göbekte gördüğü, çok doğru olarak gördüğü zaman durdu acı geçmiyor ki depremin sembolü haline gelmişti Mesut Hançer ve ailesi. Felaketin üzerinden bir yıl geçmesine karşın yaşadıkları acının hala dinmediğini söylüyor ki kızı ırmakı yitirmiş ve ırmakın elini, cansız elini böyle tutmuştu ve bu fotoğrafta depremin simge fotoğraflarından biri olarak hafızalara kazınmıştı. Erdoğan'ın lafı bu. Esasen Erdoğan Cumhuriyet dönemi boyunca hiçbir liderin etmediği bir laf etti. Esasen pek çok iktidarın yaptığı yani belediye bizdense hizmeti yığarız, belediye bizden değilse o ancak iller Bankası'ndan aldığı ödenekle yetinir. Bunu iktidarlar uyguladılar. Geriye doğru yani bu sadece Erdoğan'la başlamış bir hikaye değil. Öncesinde de böyleydi. Fakat Erdoğan ilk defa üst perdeden bunu dile getirdi. Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse tehdit var. Dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Merkezi yani yerel yönetim bizimle el ele vermedi dayanışmadı. Ve yerel yönetim bizde değil Hatay'a da hizmet gelmedi demeye getirdi. Yani o yoksa hizmet de yok demeye getirdi. Son derece tehlikeli bir laf. Fakat daha çok şunu önemsiyorum. Deprem bize çok ders verdi lafını önemsiyorum. Esasen bunu Murat Kurum da e, katıldığı bir yayında geçen hafta söylemişti. İstanbul'a bir şey olursa işte bayrak gider, devlet kalmaz falan gibi lafları hatırlayın. Şimdi depremin verdiği ders şu iktidara. İşte efendim ne bileyim depreme karşı konutları güçlendirmek, bir deprem duyarlılığı oluşturmak falan değil. Deprem olduğunda böyle bir felaketin altında kalmamak. 3 ay kala deprem oldu. Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş bölge illerini sarsan ve resmi ifadeyle 50 binin üzerinde ölü var. 10 binlerce bina yıkıldı ki fiili ölü ve kayıpların 100 bini geçtiği ifade ediliyor ve 3 ay sonra iktidar bu seçimi kazandı. Mecliste çoğunluğu kazandı. İşte iktidar açısından verdiği ders buydu. Ekonomik krizin altında kalmadığı gibi, ekonomik buhranın altında kalmadığı gibi birazdan bakacağız. Depremin altında da kalmadı. Depremden böyle bir ders çıkardı. Murat Kurum'un bahsettiği de o. İstanbul yıkılırsa devlet kalmaz derken kastettiği de o. İstanbul yıkılırsa biz de yıkılırız. Ve bu konuda önlem almamız lazım. Bak bunu başarıyla uyguladık 6 Şubat depremlerinde. Yıkılmadık. Enkazın altında kalmadık. Bir şeyler öğrettik ve onlar kaldı. O arada tabii iletişimi kestik, arama kurtarma faaliyetlerini koordine ediyoruz diyerek baltaladık. Bir sürü bir sürü şey. Medyayı engelledik, susturduk, yabancı medyayı gönderdik birkaç günden sonra. İstanbul için de benzer planları yapmamız lazım, BCD planları. Kastettiği o depremin verdiği dersten. İlkçidar ekonomik buhranın ardından depremin veya böylesi büyük bir afetin altında kalmaması nasıl kalma, kalmaz bunu da öğrendi. Onun için birbirine karıştırmamak lazım. Şimdi ekonomik buhrana geçelim. TÜİK enflasyonu 64.9 en hak %129 açıkladı ki zaten TÜİK'in geçen ay bir gaf mıdır yoksa sızma mıdır bilmiyoruz. Hissedilen enflasyon olarak açıkladığı rakam da buydu. %129. Zaten baktığınızda A'dan Z'ye her kalemde bu artışı görüyorsunuz. Yani ev sahipleri artık evlerini kiraya vermemeye başlamışlar devletin %25 baskısından dolayı. Boş kalsın daha iyi diyor ev değer kazanıyor ben oradan telafi ederim diyor. Ve kiracılar ev bulamıyorlar. Buldukları da faiz fiyat oluyor. Dünya Enflasyon Ligi'ndeki Türkiye. Bu grafik de ekrana getirilmiyor. Türkiye'de savaş yok, iç savaş yok. Ne bileyim e, dünya kısıtlamaları yok, dünya ambargosu yok. İran'da olduğu gibi, başka yerlerde olduğu gibi, işte Rusya'da olduğu gibi. Bilakis ambargo uygulanan kısıtlama e, işte tedbirleri geliştirilen yerlerle ticareti serbest Rusya gibi vesaire. Ayrıca her türlü kara para aklama serbest. Önünde yasal engel yok. Ne olursa ol olsun getir parayı. Kaynağı bel, kaynağı belli olmasın. Kaynağı ne olursa olsun o paraları Türkiye'ye getirebilirsiniz. Bankalara yatırabilirsiniz falan gibi kurallar ve fiili uygulamalar var. Buna rağmen Türkiye Enflasyon Ligi'nde Arjantin, Lübnan, Venezuela ve Suriye'nin ardından 5. sırada görülüyor ki bu TÜİK'in enflasyonuyla 64.86 ile 129'u baz aldığınızda da Venezuela'nın hemen altında. Neden? Evet işte bu neden sorusu sorulmuyor. Sonra da işte seçime bağlı olarak herkese talimat gidiyor. Seçime kadar zam yapmayacaksınız valilik emriyle. Seçimden sonra yapabilirsiniz. Seçime kadar her şeyi dondurmuş durumda iktidar. Sonra da neden ülkeyi terk ediyor gençler? Bakın Amerika'nın sesinden getiriyorum. Amerika'nın sesinin e, ilgililerden aldığı, resmi makamlardan aldığı, Amerika'daki resmi makamlardan aldığı veri. Geçtiğimiz yıl, sadece geçtiğimiz yıl 2023 verisi 48.539 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Meksika sınırından Amerika'ya geçmiş. illegal yollarla. Ve bu bir önceki sene 31 binmiş. %50'den fazla artış var. İngiltere rakamını Avrupa rakamlarını geçtiğimiz hafta getirmiştim ekrana. Ve bu geçen insanların 441'i tek başına ve refakatsiz çocuk. 441 çocuk yaşta kişi tek başına refakatsiz olarak geçmiş. Kanada ya geçenleri de topladığınızda rakam 50 bini geçiyor. Sadece 2023'te 3'te 50 bini buluyor Amerika'ya geçen. Sonra neden? İşte Merkez Bankası Başkanı'nı tartışıyoruz. Affını mı istemiş, istifa mı etmiş, görevden mi alınmış? Ya geçeceksin onu. Yani konuşulmayan şey şu. Konuşulmayan şey büyük umutlarla getirilen isimlerin sonra patlaması ve bunun artık çok sık aralıklarla olması. Konuşulmayan bu. Yoksa niye gitti? Yok işte efendim küçük yaşta çocuğu vardı nikahsız evliliktendi. Yok annesi babası ne bileyim Merkez Bankası'nda bir katı kapattı. Yok pirzola istediği pirzolayı getirmedi diye. Bu işler garsonu kovdu babası neyse. Bu işler işin magazini merkeze gaye başkan diye köpürtmüşlerdi. İlk daha Haziran hürriyetin manşeti aynı hürriyet şimdi Amazon'dan merkeze diye yeni başkanı köpürtüyor. Aynı hürriyet. Aynı gazeteden getirdim. Başka gazetelere baktığınızda o da var. Fatih Kar Karahan'mış ismi. Maliye Bakanı da açıklamasında e, Gaye Erkan'ın kararı tamamen şahsizdir deyip onu yalnız bırakmış ve atamayı da duyurmuş filan. Yani atama işte Fatih Karahan vesaire o da belliymiş yani. Merkez Bankası hemen koltuğuna oturtuldu fotoğraf çektirildi filan falan. Yani her şey ayarlanmış. takvim gazetesine bakar mısınız? Harika 90 dakika diye vermiş bunu. Yani Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı görevi en genç halefine bıraktı. Bir buçuk saatteki bu bayrak değişimi dünyaya parmak ısırttı diyor. Halbuki dünya, dünyanın endişe etmesi lazım. Bağımsız Merkez Bankası Başkanı'nın 6 ay sonra gönderilmesine. Ama bunu da böyle sunuyorlar. Öyle başarılı bir görevden alma ve yeni atama yaptık ki 90 dakikada bitti iş. Her şeyi ayarlamıştık, sahaya ayarlamıştık. Bakın bu da değil ama geliyoruz. Asıl asıl verilmesi gereken, asıl söylenmesi gerekene. Sözcü gazetesi hafta sonu birinci sayfasında Merkez Bankası'nda 5 yılda 5 başkan değişti diye vermiş. Görev sürelerini vermiş işte. Ondan önceki iki yıl üç ay, ondan önceki Naci Abal dört ay, ondan önceki Murat Uysal bir yıl dört ay filan. Gaye Erkan da yedi ay yirmi dört günmüş. Altı ay dedim, yedi ay yirmi dört olarak düzeltelim. Şimdi mühim olan bu, bu grafiği paylaşmamız lazım. Yönetimde istikrar, yönetimde çalkantı. Önceki üç, yani AKP'nin de çalıştığı üç Merkez Bankası Başkanı beşer yıllık görev sürelerini doldurmuşlar. Süreyya Serden geçti, Durmuş Yılmaz, Erdem Başçı. Sonraki istikrarsızlığı görüyorsunuz. İşte yönetimde çalkantı olunca ekonomide de istikrar olmuyor. Enflasyon da alıp başını gidiyor. Merkez Bankası'nın bir numaralı görevi para piyasaları ve enflasyonla mücadele. Sonra da işte enflasyon rakamlarını biraz önce gördünüz. İşte burada da görev hangi tarihlerde görev yaptıkları var. Üçü de AKP döneminde görev yapmış ve üçü de görev yaptığı dönemde görev sürelerinin sonuna kadar kalmışlar. Ve o dönemde de ekonomide belli bir istikrar var. Konu bu esasen. Serden geçti 2001-2006. Durmuş Yılmaz hemen ondan sonra 2006-11. Ondan sonra Erden başlı 2011-16. Hepsi sonuna kadar kalmış. Doğrusu da bu. 5 yılına seçilir veya atanır neyse gelir göreve ondan sonra sonuna kadar kalır. Bu kopunca 2016'dan sonra hiçbir şey de zaten tutmadı. Hiçbir dikiş de tutmadı ondan sonra. İstifa öyle olmaz böyle olur diye bir istifa nasıl oluru anlatıyor artık insanlar. Çünkü AKP döneminde artık görevden affını istedi falan gibi şeyler literatüre girdi. Alaattin Aktaş 16 Ağustos 2023'te paylaşmış. İşte Rüştü Saracoğlu Tansu Çiller'le zaten ekonomi bakanı iken takıştığı için anlaşamadığı için başbakan olunca istifa etmiş. İstifa etmek şudur kapıyı çarpıp çıkmaktır. Arkana şöyle dönüp bir daha bakmazsın. Gidersin. Ve bütün haklarını yakarsın. Mahve Yılmaz aynı şekilde Mesut Yılmaz'la çalışamadığı için işte Durmuş Yılmaz da esasen istifa edecek. Yani bankanın merkezinin Ankara'dan İstanbul'a taşınmasına itiraz ediyor ama kendi görev süresi içerisinde bu taşınma gerçekleşmediği için görev süresinin sonuna kadar kalıyor. Ama daha önce taşınsaydı istifa edecekti. İstifa böyle olur. Yakarsın bütün haklarını bir daha da dönüp bakmazsın. Sonra işte Durmuş Yılmaz paylaşmış. E istifaysa neden 2 yıl boyunca maaş alacak? Çünkü işte 375 sayılı KHK öyle diyormuş. Görevden alındıktan sonra 2 yıl boyunca eski görevlerinin ücretini almaya devam edecek. Ondan zaten işte görevden af, görevden, görevden alınma falan gibi şeyler geçiyor. Şimdi yani alınınca yani kovulunca maaşını veriyor 2 yıl boyunca devlet. Ama istifa ettim dediğinde o maaşı yakmış oluyorsun. Durum ne? E görevden alınma uygulamaya konduğuna göre kararnameyle dolayısıyla Gaye Hanım'a iki yıl boyunca maaşı ödenecek. Neyse yani. Ne maaş alıyorsa. Dönelim iç siyasete. Hafta sonunun üçüncü ana konusu Dem Parti'nin İstanbul'da da çıkarıp çıkarmayacağıydı. Esasen aday çıkaracağını daha evvel açıklamıştı. Kulislere de bu sızmıştı. Kimin olacağının açıklanması bekleniyordu. Onu gene ertelediler. Ve İstanbul seçimlerine kendi adaylarımızla girmeye karar verdik açıklamasını yaptı Ayşe Güldoğan parti sözcüsü. Kurullarımız aday belirleme çalışmalarına başladı ki başlamıştı zaten ama demek ki bitiremediler. Başak Demirtaş da aday havuzumuzda dedi. Aday havuzunda demek yani Başak Demirtaş da diğer herkes gibi adaylarımızdan ya da aday adaylarımızdan biri demeye getiriyorlar ama çok muhalif bir rüzgar esmezse Başak Demirtaş'ın Aday gösterilmesi icap ediyor ve olacak gibi de duruyor. Fakat bilemeyiz 9 Şubat'a kadar açıklayacaklarmış. O arada Selahattin Demirtaş medyaskoptan Ferit Aslan aracılığıyla bir mesaj göndermiş dışarıya. Esasen e, mesajın mesajı ya da e, kulaktan kulağa durum şu. Edirne cezaevinde sırrı sakık ziyaret ediyor Demirtaş'ı ve bu son durumla ilgili son siyasi gelişmelerle ilgili görüşünü alıyor ve onun ağzından diyor ki Dem Parti kimsenin payandası değil, kayıplarını telafi edecek şekilde seçime girmelidir. Yani Demirtaş eşinin İstanbul adaylığını destekliyor ve Dem Parti'nin de aday göstermesini, her yerden aday göstermesini ve işte bu yarışa girmesi gerektiğini söylüyor. Sırrı sakık devamla kendi görüşlerini paylaşıyor ama kendi görüşlerinin demek ben çok Selahattin Demirtaş'tan bağımsız olduğunu zannetmiyorum. İki seçimdir CHP'nin adaylarına oy verdik. Bize yapılan anti demokratik saldırılara karşı cılız bir iki tepki dışında güçlü bir destek göremedik diyor. Aynen öyle. Yani protokol ortaya çıktı yahu. Zafer Partisi ile CHP'nin yaptığı ve Zafer Partisine iç işleri dahil 3 bakanlığın verileceği falan ve bundan şeyin hesabı yok. O günkü Yeşil Sol Parti'nin, HDP'nin hesabı yok ve gittiler Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdiler. Şimdi kendi adaylarımızla seçime gireceğiz diyoruz diyor. Sırrı sakık devamla. Onlar İmamoğlu kaybeder diyorlar. Bu bizim sorunumuz değil diyor. Evet Dem Parti'nin çizgisi bu. Ve şu anda da siyaseten çok eleştirilecek bir çizgi değil bu. Yani. Yektan Türk Yılmaz paylaşmış. Dem Parti zor bir dönem işte diyor. Açıktan dillendirilmese de harekette çok başlılık, koordinasyon sorunu artık göz ardı edilemez hale geldi. 9 yıldır süren erime toprak kayması noktasına dayandı aday çıkarmak yerinde mecburi bir karardı ancak bu durumu toparlar mı tersi mi olur göreceğiz demiş Yektan Türk Yılmaz. Bir diğer konu da bunu yani 3 ana gündem arasına koymadım. Fatih Erbakan'ın tavrı milletimiz ittifak istemedi %95 tabanımız karşı deyip İstanbul'da kendi adayını çıkaracağını ilan etti. Bu bir acaba pazarlık şeysi midir falan yoksa hala iktidarın ağzının içine mi bakıyor falan gibi yorumları da beraberinde getirdi ama Fatih Erbakan esasen kendini bağlayacak laflar söylemiş. 14 Mayıs'ta yaptığımız mutabakat metnine uyulmadı diyor. Yani Mayıs'ta bize bir söz verdiler. Son 8 ayda o sözlerin tutulmadığını gördük. Gidişat hiç iyi değil diyor. Yani bu sözler biz aday çıkarmayacağız hiçbir biçimde Erdoğan'la anlaşmayacağız demeye getiriyor ama siyaset bu. Bugün başka yarın başka olabilir. Fatih Erbakan konusu da bu. Fakat bir başka esasen eğlenceli ama Türk siyasetinin hali pürmelali Erdoğan Demirtaş Kılıçdaroğlu'nun rozet taktığı tek adam. Haberiniz var mı bu gelişmeden? Ben de ölüme düşünce gördüm sonra araştırdım gerçekten doğru. Ertuşi e, aşiretinin liderlerinden İskender Ertuş 22 yılda 5 parti değiştirmiş. Fotoğraflarda görüyorsunuz Erdoğan, Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu rozet takmış. En son üçüncü kez tekrar AKP'ye geçmiş. Bu da bir aşiret gerçeği siyasi magazin ama Türkiye'nin hali pürmelali esasen bir yönüyle de. Saldırı sonrası ilk pazar ayini yapılmış İstanbul Sarıyer Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde ama haberdeki detay şu. Ayin öncesi kilisenin çevresinde polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı diyor. Bir daha gelmezler oraya zaten. Onu başta yapacaktınız. Anlatabiliyor muyum yani? Ama Rus Ortodoks cemaatinin önde gelen isimlerinden Lucky ki Katolik Kilisesi'ydi ama dayanışıyorlar. Özel olarak Türkiye'deki Hristiyan cemaati hedef seçildi. Ses getireceği muhakkaktı diyor ve devamla böyle bana göre orada daha derin ve karmaşık bir planlama ve yapı var diyor. Hayatını kaybeden Tuncer Cihan için mum yakarken Cansu Çamlı Bey söyleşisi var T24'te. T24'teki bu söyleşiyi okursanız daha detayı var ama manşete çıkan laf laflar bu. Milliyetin manşetini önemsiyorum silahlara veda zamanı ama kimse veda etmiyor ve bu konuda bir düzenleme de yok. Her yıl %5 artıyormuş silah talebi. 30 milyon ruhsatsız silah varmış. Yani haberin detayına baktığınızda 34 milyon silahın 30 milyonu ruhsatsızmış Türkiye'de. Ve işte o geçen hafta taksi şoförünü öldüren silah da ruhsatsızdı. Bir başka veri. Ocak ayı boyunca 31 kadın öldürülmüş. Yani her gün bir kadın öldürülmüş böyle bir gerçeklik var ve bu artık gerçekten tehdit ediyor her şeyi. Özgöz Demir paylaşmış BBC'de çalışıyor. İngilizcesi yanda görülüyor. Türkçesi şu aynı gemide değiliz aynı fırtınadayız. Kimimizin yatı kimimizin salı var bazılarımız sabah oluyor. Nazik davranın ve elinizden geldiğinde yardım edin. Çok doğru bir söz. Özgöz Demir'e bunu çevirdiği için teşekkür ediyoruz. Nasıl olmasın ki Hepsi birbirleriyle ilgili. Hukuk gittiği için de ekmeği kaybediyor Türkiye. En son işte bir örnek daha. KYK ile ihraç edilen müşavir Kazım Avcı %78 engelli ve cezaevinde zor günler geçiriyor. Aynen şunu söylemiş. Sayılamayacak kadar hastalıklarım var. Her şey benim için bitti. Vücudumun dayanma gücü kalmadı. Beni burada unutmayın. Evet. Dönelim dış dünyaya. Amerika ile toparlayacağız. Grammy ödülleri sahiplerini buldu Taylor Swift. E, tarihe geçti. İşte bu ödül aldığı an var. Eee Selindion'un elinden ödül almış ki Selindion'un e, törene gelmeyeceği falan söyleniyordu. Hastalığı var. Gerçekten ağır bir hastalık geçiriyor. Ona rağmen törene gelmiş ve Taylor Swift'e ödülünü vermiş. Bu ödülü dördüncü kez, kez kazanan ilk sanatçı. E, o açıdan da tarihe geçti ki zaten 2023 Pek çoğumuz için kötü geçmiş olabilir ama Taylor Swift'in en ne bileyim en iyi senesiydi. Zaferlerle dolu bir seneydi ve belli ki 2024'te öyle olacak. Fakat burada Taylor Swift'ten bahsetmemin nedeni şu. Bugün Washington Post'ta geniş bir bölüm ayrılmış Taylor Swift'te. Ve Taylor Swift'te ve Amerikan seçimlerine etkisi analiz edilmiş. Taylor Swift birkaç ay önce oy kaydınızı yaptırın diye gençlere çağrıda bulunmuş ve on binlerce genç kaydını yaptırmıştı. Gençler üzerinde çok etkili olduğu ve gençlerin oy tercihlerinde çok belirleyici olduğu söyleniyor. Dolayısıyla gençlerin mühim bir bölümü %18 olduğu ifade ediliyor. Daha yüksek oranlar da var bilmiyorum. E, araştırmacıların yala, yalancısıyım ama şu söylenebilir. Gençlerin veya kendi hitap ettiği kitlenin mühim bir bölümü Taylor Swift nereye işaret ederse oraya oy vereceğiz diyor. Dolayısıyla Amerikan seçimlerinde 2023 ve 24'ün artık açık ara popstarın eee göstereceği e, tavır veya vereceği işaret de son derece önemli. Biden derse Biden'a verecekler veya işte serbest bırakırsa belki serbest kalacaklar. Ne diyeceği merak konusu. O da çok fazla politikleşmemek için veya Trump'ın gazabına uğramamak için e, bir şey söylemeyebilir, söyleyebilir. Bunu göreceğiz. Veya ne bileyim dolaylı bir mesaj verebilir. Eee Amerika gibi bir ülkede böylesi bir polarizasyonun kutuplaşmanın olduğu bir ülkede artık Taylor Swift efekti veya etkisi diye bir şey var ve bu artık gazetelerde uzun. Washington Post'un iç sayfası da yarım sayfa kocaman analiz yayınlanmış bununla ilgili. Trump'la bağlayalım. Trump yıllardır insanlar Elvis ve benim birbirimize benzediğimizi söylüyor. Şimdi bu resim her yerde dolaşıyor. Siz ne düşünüyorsunuz deyip Elvis Presley ile kendisinin portresini böyle birleştirmiş, kolaj yapmış ve şey yapmış. Trump gibi böyle megaloman adam az bulunur. Kendine çalışan insan az bulunur. Ayrı bir sosyolojik vaka ama ne çare şu anda içinde yaşıyoruz. Ve kazanırsa Amerikan seçimlerinin ki şu anda öyle görülüyor. Sonraki 5 senede çokça konuşacağımız bir figür olacak. Times'ta da böyle e, karikatür olmuş. I am always on my, on my, mind gibi bir kalıp yok eşarsen ama yani işte Türkçe'ye çevirdiğinizde her zaman aklı, aklımda oluyorum veya işte her zaman aklımdayım falan gibi bir şey var. Yani bir tür kişinin sürekli olarak kendiyle ilgilendiğini ya da kendi düşüncesiyle meşgul olduğunu anlatan bir laf. Yani böyle bir içsel bir şey. Yani bunu kullanıyor. Çok böyle bir İngilizcesi tercümesi yok ama Trump gibi narsistik, kendine çalışan ve kendinden başkasını düşünmeyen ve burada her şeyi yakabilecek pozisyondaki bir insanı göstermesi açısından da önemli. Elvis kostümüyle çizmiş The Times karikatürü. E, karikatürde e, Trump'ı. Evet, böylelikle haftanın ilk gününü toparlıyoruz. Biraz kalabalıktı. Hafta sonunun hafta sonu gelişmeleri hafta başına damgasını vurdu ve belli ki bir süre daha konuşulacak. En azından deprem gündemi, en azından Dem Parti'nin İstanbul adayı konusu konuşulmaya devam edecek. Bir sonraki yayın Salı. Salı manşetinde buluşmak umuduyla hoşça kalın.